A kesiri ve B kesri bu şekilde 3 tane farklı rasyonel sayının toplamı olacak şekilde verilmiş. Bizden istenen A'nın B'den farka. Toplama yapılırken paydaları eşitlememiz gerekir ancak burada paydalarımız oldukça karışık görünüyor. Dolayısıyla A'dan B'yi çıkarırken bunları alt alta çıkarıyormuşuz gibi düşünelim. Paydası aynı olanları kendi arasında çıkaralım. 17 bölü 13'ten 4 bölü 13 çıkarsa 13 bölü 13 kalır. Aynı şekilde paydası 7 olan kesirlere bakıyoruz. 10 bölü 7'den 3 bölü 7 çıkarsa 7 bölü 7 kalır. Sonrasında paydamız 5. Burada 6 bölü 5'ten 1 bölü 5'i e çıkarıyoruz. 5 bölü 5 kalıyor. Sadeleştirelim 1 artı. Sadeleştiriyorum 1 geliyor. Sondaki de 1 geliyor. Buradan a eksi b farkımız 3 gelir. B şıkkıdır. B'nin a türünden değeri nedir? Şıklara baktığımız zaman A artı 1, A eksi 1, A eksi 2 gibi A cinsinden ifadeler var. A'daki payda işlersek biraz yine işlem uzayacak A ve B'de. Ancak paydası aynı olan kesirlere bakıyorum. Bunları çıkardığım zaman 1 bölü 5. Ancak topladığımız zaman A artı B deyip alt alta topladığımızda 5 bölü 5 gelecek. 4 bölü 7 ve 3 bölü 7 toplanırsa buradan da 7 bölü 7 geliyor. Bakın sadeleştiği zaman 1 artı 1'den A artı B'nin toplamı 2'dir. Biz burada B'yi yalnız bırakmak istiyoruz. Çünkü B'nin A cinsinden değeri demiş. B'yi yalnız bıraktım. A'yı sağ tarafa atıyorum. İşaret değişiyor. B eşittir. 2 eksi A geliyor. Neden topladık? Çıkardığımız zaman bu şekilde 1 ve 1 gibi güzel tam sayılar çıkmadığı için. A'nın B türünden değerini bulunuz. Paydalarımız yine birbirinden farklı. Buraları uzun uzun payda eşitlemek yerine Paydası aynı olan kesirlere bakıyoruz. Paydası ikisinde de 13. İkisini toplarsak 21 bölü 13 oluyor. Bu bir tam sayı değildir. İşimize yaramayacak gibi görünüyor. Dolayısıyla birbirinden çıkaralım bakalım. A'dan B'yi çıkaralım. 17 bölü 13'ten 4 bölü 13'ü çıkarırsak 13 bölü 13 yani 1 tam geliyor. 20 bölü 7'den 6 bölü 7'yi çıkarırsak 14 bölü 7 sadeleşirse burası da 2 tam geliyor. Demek ki A eksi B ifademiz 3'e eşit. A'nın B türünden dediği için A'yı yalnız bırakıyorum. 1 artı 2 3'tür. A'mız B artı 3 olacak şekilde çevrilir. Paydalarımızı eşitlemeyelim. Bakın burada bir tane parantez var. Ancak bu eksiği parantezin içerisine dağıtırsak işlemimiz çok daha pratik olacaktır diye düşünüyoruz. Bir deneyelim. Eksiği içeriye dağıtıyorum. Eksi ile eksi çarpınca 6 bölü 11 yapıyor. Şimdi paydası aynı olanlar kendi arasında toplanıp çıkarılsın. 17'den 4 çıktı. 13 bölü 13. Yani 1 tam. 5 bölü 11 ile 6 bölü 11'i toplarsak 11 bölü 11. Yani burası da 1 tam yapıyor. Dolayısıyla toplamımız buradan 2 gelecektir. 5 şıkkıdır. Parantez içimizi bir yapalım. 2, 3, 4 ve 6'yı ortak bir paydada eşitleyeceğiz. Yani burada 2, 3 ve 4'ün ekokunu alıyoruz. Uzun uzun uğraşmak istemiyorsanız en büyük sayı 6. 6'nın bir katı olan 12'de eşit dediğimizi düşünürsek 4 sayısı 12'nin katıdır, 3 katıdır, 6 da katıdır, 2 de katıdır. Dolayısıyla ekok 12 diyebiliriz. Parantez içine devam edelim. 6 bölü 12, eksi 4 bölü 12, artı 3 bölü 12, eksi 2 bölü 12. Hepsini tek bir payda altında yani 12'de yazdık. Burası 6 değil 24 çarpıyoruz. Düzenleyelim. 2, 5, 3. Burası 3 bölü 12 çarpı 24. Şimdi bunu sadeleştirmemiz gerekirse 2 defa var 24'te 12. 2 çarpı 3'ten bu işlemin en sade hali A şıkkıdır. Farklı renklerde üçgenlerimiz var. Bunların içerisine 2, 3, 4 ve 12'den herhangi birini farklı farklı yerleştiriyoruz ve A tam sayısını elde ediyoruz. A sayısının alabileceği iki farklı değeri toplamını bulunuz demiş. Tam sayı olacaksa her ikisi de tam sayı olacak ya da her ikisi de kesirli olacak. Kesirlerle sadeleştirme falan yapacağız. Bir tane tam sayı bulacağız. Burada değer vermemiz gerekiyor. Şimdi deneyerek yapalım. Birinciye mesela 12'yi verelim. Diğerine 3'ü, ötekine 4'ü, diğerine 2'yi verdiğimizi düşünürsek 4 artı 2'den ilk A değerimizi 6 buluruz. Diğer türlü de biz bunların kesirli olduğu durumu inceleyelim. Burada üçgenlere 2'yi 3'ü bu şekilde 4'ü 12'yi de bu şekilde yerleştirdiğimizde sadeleştiriyorum. 3'e bölüyorum. 1 bölü 3. Diğeri zaten en sade hali. Topladığımızda 3 bölü 3 yapıyor. Yani A'nın diğer tam sayı değerinde 1 buluyoruz. Dolayısıyla 6 ve 1'i topluyoruz. Cevabımız 5 şıkkı geliyor. ABC kesirleri gördüğünüz gibi verilmiştir. Burada sıralanmışı istenmiş. Paydalarımız aynı mı? Değil. Ancak paydalarımız birbirine benziyor. Bakın bunların hepsine 1000 de sabitleyebiliriz. 1000 olması için burayı 10 ile yukarıdakini 100 ile genişletiyorum. 100'ü karıştırmayalım diyorsanız yanına birer, ikişer, üçer sıfırlar ekleyebilirsiniz. Bunlar birer pozitif kesir. Paydaları aynı. O zaman paydalara bakmıyorum. Payı büyük olan büyüktür diyoruz. 2300, 2320, 2323. Buradaki en küçük olan 2300'dür. Sonrasında 2320'dir ve 2323. Yani bunlar nedir? A sayısı, B sayısı ve C sayısıdır. Buradan A şıkkı gelir. Pozitif rasyonel sayılarımız var. Pay ve paydası arasındaki farklar eşitse pay daha büyük iken payı küçük olan rasyonel sayı daha büyüktür. Burada bileşik sayılardan bahsediyor arkadaşlar. Daha doğrusu basit ya da bileşik olduğundan bahsedilmesi gerekiyor burada. Bakın bileşik kesir payı paydasından büyük payı paydasından büyük payı paydasından büyük. Her ikisinin arasındaki fark 2, 2, 2. Bu şekilde olduğunda payı en küçük olan 9, 11, 13 şeklinde payı en küçük olan 9 bölü 7 yani C ifadesi 11 bölü 9'dan yani B'den büyüktür. O da 13 bölü 11'den yani A sayısından büyüktür. Dolayısıyla cevabımız D şıkkıdır. Şekilde 6, 1 bölü 3 ve 1 bölü 18 kesirleri verilmiştir. Bütün sayılar birbirinden farklıdır. Saat yönünde yazılan her bir sayı bir önceki sayının iki önceki sayı ile bölünmesiyle elde edilir. Mesela bu 1 bölü 18 sayısı 1 bölü 3 sayısının 6 sayısında bölümüyle ters çevrilip çarpılmış. Bu şekilde 1 bölü 18 elde edilmiş. Peki biz A sayısını bulmak istersek nasıl yaparız? A sayısı da bir önceki 1 bölü 18'in 1 bölü 3 ile oranıyla elde edilir. Yine birinciyi aynen yaz. Diğerini ters çevir çarp dersek buradan 3 bölü 18 yani sadeleştirdiğimizde a sayısı 1 bölü 6 olur. Peki a sayısı 1 bölü 6 ise b'yi nasıl bulacağız? Yine benzer şekilde b'den önceki sayımız 1 bölü 6 2 önceki sayımız da 1 bölü 18. E ters çevirip çarpıyoruz. 18 bölü 1 diyoruz. 18'de 6 3 kere var. Yani B sayımız da 3'tür. Dolayısıyla en son C sayısı kaldı. C'yi de buraya yazalım. C'den önceki sayımız 3, 2 önceki sayımız da 1/6 idi. Dolayısıyla ters çevirip çarparsak C sayısı da 18 olur. Bizim buradaki tam sayılarımıza bakıyorum. 3, 6 ve 18'dir. Bunların toplamı da 27'dir. Demek ki 1 ve 2. ifade doğru. Tam sayılar hariç geriye kalan sayılara bakalım. 1 bölü 3, 1 bölü 6 ve 1 bölü 18. Şimdi bunları topluyoruz. 1 bölü 3 artı 1 bölü 6 artı 1 bölü 18. 3, 6 ve 18 farklı olduğu için bunların ortak bir katını alıyoruz. Hepsini 18 ile eşitliyoruz. Buradan 6 bölü 18, 3 bölü 18 ve 1 bölü 18. Dolayısıyla toplamda 10 bölü 18 gelir. Baktığımız zaman sadeleştirilmiş 2'ye bölünmüş 5, 2'ye bölünmüş 9. Üçüncü ifademiz de doğru. Cevabımız E şıkkı. ABCD karesinde boyama işlemleri yapılıyor. Birinci de dörde bölünmüş biri parçalanmış ve boyanmış. Sonrasında buradaki küçük karemiz dörde bölünmüş biri taranmış. Bu şekilde devam ederek gidiyor. Her seferinde bir kare dörde bölünmüştür. Sonra kırmızıya boyanmıştır. Üçüncü şekilde kırmızı ile boyalı karelerin alanları toplamı büyük karenin alanına oranı nedir? Şu küçük parçaya 1 1 dersek arkadaşlar burası 2 birim yaptı. 2'ye 2 iki birim. Burası da 2'ye 2. Iki. Sonrasında burası 4. Burası da 4. 4. 4 olacak şekilde ifade ediyoruz. O zaman 8'e 8'lik büyük bir ABCD karemiz var. Alanı 64 birim kare. Peki 4 kere 4'ten burası 3.ye bakalım. 3. Şeklimizde 4 kere 4'ten bir tanesi 16. Şurası 2 çarpı 2'den alanı 4. Burası 1 çarpı 1'den alanı 1'dir. Dolayısıyla 16, 4 ve 1'i alt alta toplarsak 21 birim kare kırmızıdır. Şeklimize bakarsak en başta neydi? 64'tü. 21'in 64'e oranı sadeleşmiyor. Dolayısıyla B şıkkı. 1 bölü 7 ile 3 bölü 7 arasında birbirinden farklı ABC sayıları vardır. Bunlar hangileri olabilir? Böyle bir soru gördüğümüz zaman 1 bölü 7 ile 3 bölü 7 arasında sadece 2 bölü 7 vardır diyemeyiz. Arada sonsuz tane farklı sayı var. Şimdi A şıkkına bakarsanız 7'yi 5 ile genişletmiş. Burayı 5 bölü 35 diğerinde 15 bölü 35 yapmış. Bakın 5 ile 15 arasında 11 vardır 13 vardır ancak 17 yoktur. Burası gitti. C şıkkına bakarsanız 56 yapmış. Burayı 8 ile genişletmiş. Yani kesirlerimiz 8 bölü 56 bunu da 8 çarpmış. 24 bölü 56. 8 ile 24 arasında 9, 13 ve 15 kesirleri var mıdır? Vardır. Dolayısıyla C şıkkı cevabımız olabilir. 1 tam %25 sayısı rasyonel sayılardan hangisine eşittir? 1 tam %25'i 1 tam 25 bölü 100 olarak yazabiliriz. Burada 1 çarpı 100, 100, 25 eklediğimiz zaman 125 bölü 100 yapar. Bunu da en sade hale getireceğiz. 125 ve 100 25'in bir katıdır. 25'e böldüğümüz zaman 5 defa var. Aşağıdakini 25'e böldüğümüz zaman burada 4 defa var. En sade halimiz 5 bölü 4'tür. B şıkkı. 3 bölü 20 kesrinin ondalık gösterimi nedir? Ondalık sayılarda paydamızı 10, 100, 1000 gibi onun kuvveti olan sayılar yaparız. Burada biz 20 sayısını 5 ile genişletelim. 3 bölü 20 pay ve paydayı 5 ile çarparsak eşittir 15 bölü 100 yapar. Şıklarda 15 bölü 100 yok çünkü bu bir ondalık gösterim değildir. Bu da 0 tam %15 olarak ifade edilebilir. Cevabımız A şıkkı. 3 bölü 8 kesrinin hem payını hem de paydasını 125 ile çarpmamız istenmiş. 3 çarpı 125 bölü 8 çarpı 125. Kesrin sonucu değişmeyecek ancak ondalık bir gösterim olacak. Yukarı çarptığımız zaman 375 Aşağıya çarpıyorum 1000. Bin. Yani 1000'de 375. 1000 içerisinde 375 yoktur. 0 tam 1000'de 375'i bu şekilde de yazabiliriz. Öncelikle parantez içi yapılır. Burada bir çarpmamız var. Çarpma da 0,21 0,2. Bunları alt alta çarpıyoruz. Virgül yokmuş gibi çarpalım. 2 çarpı 1 2. 2 kere 2 4. 0. Sıfırla yukarıdakini çarpınca tamamen sıfır yapacak. Tekrar devam ediyoruz çarpmaya. Bu şekilde arkadaşlar şimdi virgülü bir yere koymamız gerekiyor. Buraya dikkat edelim. Burada virgülün sağında iki tane. Aşağıda virgülün sağında bir tane basamak var. Bu ikisini toplarsak virgülün sağında üç tane basamak olması gerekiyor. Demek ki virgülümüzü tam da buraya koyacağız. Sıfır tam binde kırk Peki devam edelim. Buradan 0,3 eksi 0 tam binde 42. Toplama çıkarma yaparken burada virgüllere dikkat ediyoruz. Virgüller alt alta olması gerekir. Çarpmadaki gibi değil yani. Burada bakın sayı yoksa sayının olmadığı yere 0 yazıyoruz. Çıkarttığımız zaman buradan 2, 5, 8, 0 tam binde 258'e ulaşırız. Burada öncelikle 5 üzeri eksi 1 nedir bunu hatırlayalım. Üssün eksi olması demek 5 bölü 1 gibi bir sayının 1 bölü 5 olarak pay ve paydasının yer değiştirmesi anlamına gelir. Eşittir diyelim. 1 bölü 2 bölü 1 bölü 5 artı 0 tam onda 5. Bunu da 5 bölü 10 olarak yazabiliriz. Şimdi bölmeyi yapalım eşittir. Birinci aynen yazıyoruz. Diğerini ters çevirip çarpıyoruz. Artı 5 bölü 10. Bu da sadeleşsin. 5'e bölelim 1. 5'e bölelim 2. Devam ediyoruz buradan. 5 bölü 2 artı 1 bölü 2 o da eşittir. 6 bölü 2 sadeleştirirsek işlemin sonucu 3'tür. Cevabımız B şıkkıdır. Virgüllü sayılarda burada bölme yapmaya çalışacağız. Bu virgüllerden kurtulmaya çalışalım. Bakın mesela burada virgülün sağında 2 tane basamak var. O zaman burada pay ve paydayı 2 defa virgülün sağına doğru kaydıralım. Yani yüzde çarpma yapalım. 8,7. Bunu 10 ile çarpmış olsak 87 yapar. Virgül 1 basamak sağa kayar. Çünkü burada bakın biz 100 ile çarpacağımız için bir 0 daha eklememiz gerekir. Artı aynı şekilde diğer kesirde de burada 3 tane basamak var. Yukarıda 2 tane var. Biz burayı 3 defa sağa kaydırıyoruz. Yani bunu 1000 ile genişletiyoruz. Payı da yine 1000 ile genişletiyoruz. Paydadan başlayalım. 3 defa sağa kaydırırsak 1, 2, 3. Paydamız 23. Payımıza bakalım. 1, 2. Virgül artık kayacak yer bulamıyorsa burada ne yapıyoruz? 0 ekleme yapıyoruz. Demek ki paydamız 23, payımız 630. Burada sadeleştirmeler yapalım. Burası 30 gelecek. Diğerinde de 30 geliyor. Toplamımız buradan 60'tır. C şıkkıdır. 0 tam 10'da 4. Burada çıkarma işlemi olduğu için bunları ben alt alta yazıyorum. Ne demiştik? Burada virgülleri yoksa sayı yoksa 0 ekliyoruz. 400'den 275'i e çıkarıyoruz. 125 0'da yazıyoruz. Sıfırtan tam binde 125 oldu. Şimdi bölme işlemi yapıyoruz. Bu sayıyı sıfır tam onda beşe bölüyoruz. Bu şekilde bölemiyorsak pay ve paydayı genişletiyoruz. Burada 3 tane sayı olduğu için bunu 3 defa sağa kaydırıyoruz. Yani bunu binle paydayı da yine binle çarpıyoruz. Virgülü 1, 2, 3 defa sağa kaydırdım. Amacıma ulaştım. sayımız 125 oldu. Aşağıda 3 defa sağa kaydıramıyorum. Bir defa sağa kaydırdığımızda 5 oluyor. 2 defa daha kaydıracağız. Ancak virgül yok. Bunun yerine de yine 0 ekliyoruz. 125 bölü 500. 125'e bölüyorum. 1 defa var. 125'e bölüyorum. 4 defa var. Buradan en sade hali 1 bölü 4'tür. Öncelikle buradaki üst almaları yapalım. 0 2'nin karesi. Yani 2 bölü 10'un karesi. Bu da nedir? 4 bölü 100'dür sonrasında 0,4 yani 4 bölü 10'un karesi bu da 16 bölü 100'dür. Şimdi bunları getirip burada yerine yazalım. 4 bölü 100 bölü 0,4 sayısı da 4 bölü 10'dur. Artı bulduğumuz değeri yazıyoruz. 16 bölü 100 bölü 16 Burada bakın arkadaşlar paydası yok. Buraya 1 yazabiliriz. Evet 4 bölü 100'ü yazdık. Sonrasında 4 bölü 10'u ters çevirip çarpıyoruz. Devam ediyoruz. 16 bölü 100 çarpı. Buraya bilerek 1 yazmıştım. Şimdi bunu ters çevirip çarpıyoruz. 4'ler sadeleşir. Burada sıfırlar gider. Burası 1 bölü 10. 16'lar gider. Burası da 1 bölü 100'dür. Burada payda eşitlerseniz bunu 100 olması için 10 bunu da 1 ile çarptım. 10 bölü 100 artı 1 bölü 100. Yani cevabımız 11 bölü 100'dür. Şıklarda 11 bölü 100 yok. Yani biz bunu 0 tam %11 olarak A şıkkındaki gibi yazabiliriz. Yine üst alma işlemlerimizi yapalım. Burası 3 bölü 10'un karesi yani 9 bölü 100'dür. Diğerinde de arkadaşlar 5 bölü 10'un karesi var. Burada da 5 bölü 10'un karesi 5'in karesi bölü 10'un karesinden en sade hale geldi. Daha doğrusu burada 25 ile sadeleştirelim. Burası 1 burası 4 olsun. Şu zaten sade. Şimdi yerlerine yazalım. 9 bölü 5 bölü 9 bölü 100 artı 5 bölü 2 bölü 0,5'in karesini de biz 1 bölü 4 olarak yazmıştık. O şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi bölme işlemimizi yapacağız. 9 bölü 5, 100 bölü 9 ters çevirdik. Artı 5 bölü 2 çarpı 4 bölü 1. Bunlar gitti. %5 20 defa var. Burası 20. 4 2 sadeleşti. 2 defa var. 5 kere 2'den 10. Evet 20 ile 10 da topluyoruz. İşlemin en sade haline ulaşıyoruz. 0 ile 6 kapalı aralığı var burada arkadaşlar. 10 eşit parçaya bölüyoruz. Burada A ve B sayılarının bize toplamı istenmiş. Bu soruda her bir parçayı bulup sonrasında A ve B'yi bulabiliriz. Sonrasında toplaması kolay. Ancak ben bu soruda şu şekilde yapmak istiyorum. 3 sayısı A sayısına bakın. 3 birim mesafede. 3 sayısı B sayısına yine 3 birim mesafede. Bu şekilde olduğu zaman A artı B'nin A ile B'nin tam ortasında 3 sayısı olduğunu görüyorum. Yani A artı B bölü 2 3 diyebiliriz. Buradan A artı B'yi 6 buluruz. Pratik bir çözüm yaparız. 7 bölü 0'dan 1000'de 175. Yine bakın virgüllerimiz var. Aşağıyı 3 defa sağa kaydırmak için 1000'le yukarıda yine 1000'le genişletiyorum. 7000 bölü 175 yapıyor. Eksi Burada iki tane sayı var. Burayı o zaman 2 sıfır yani yüzde genişletiyorum. Payı da yüzde genişletiyorum. 300 bölü 75 yapıyor. Burayı sadeleştirdiğimiz zaman 175'in 4 katı 700'dür. Yukarıda o zaman arkadaşlar yanına sıfır da eklediğim zaman burası 40 yapar. 375'e bölersek 4 defa var. 40 eksi 4'ten buradan cevabımız E şıkkı gelir. Toplama işlemimiz var. En sade haline getireceğiz. 3 bölü 5 zaten sadedir. 33 bölü 55 11'e böldüğümüz zaman 3 defa var. Burası da 11 ile çarpılmış. 5 sayısı demek ki 3 bölü 5. Burası da aynı şekilde bu 3 çarpı 111'dir. 111'de böldüğümüz zaman burası 3. Burası da 5 gelir. 3 bölü 5. Hepsini toplarsak cevabımız 9 bölü 5. Biz ondalık kesiri yapmaya çalışıyoruz. Burada paydamızı 10 yapalım. 9 kere 2 18. 5 kere 2 10. 18 bölü 10 da yok. Bunu 1 tam 8 bölü 10 ya da 1 tam 10 da 8 bu şekilde ifade ederiz. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Hangi sayının 2 bölü 3'ü 0,48 sayısına eşittir? Yani denklem kurmak istersek x sayısının 2 bölü 3'ü 48 bölü 100'dür. Burada sadeleştirmeler yapalım. 2 ile 48 sadeleşir. 24 defa var. Yani x bölü 3 eşittir. 24 bölü 100. Şimdi her iki tarafı içler dışlar yapabilirim. Ya da her iki tarafı 3 ile çarpalım. 3 ile çarptık. 3'ler gitti. x eşittir. 72 bölü 100. Bunu da arkadaşlar 72 de 100 0 defa var. 0 tam %72 olarak D belirleriz. Rasyonel sayılardan hangisi 0,6 sayısından büyüktür? 0,6 6 bölü 10'a eşittir. Yani 6 bölü 9, 6 bölü 8 gibi bir sayımız olsa bundan daha büyük diyebiliriz. Şimdi A şıkkına bakarsanız paydalarımız farklı, paylarımız farklı. Bunu 2 ile çarparsam 6 bölü 14. Bakın 6 bölü 10'dan daha büyük değil. Çünkü paydamız 9, 8, 7 gibi bir sayı olmalı. A şıkkı gitti. B şıkkına bakarsanız 2 ile çarparsanız 6 bölü 16 bu da gitti. Ancak C şıkkına baktığımız zaman bunu 3 ile çarparsanız 6 aşağısı 9. Bakın 6 bölü 9, 6 bölü 8 gibi sayılar 6 bölü 10 sayısından daha büyük demiştik. Cevabımız C şıkkı. Sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayın. Ortadaki sayımız hangisidir? Hepsi virgüllü sayı. Virgülün sağında 4 defa sayı yazılmış. Bakın buraya 4 olması için 2 tane buraya 1 tane. Buraya da 3 tane 0 ekleyebilirim. Buraya da 2 defa. Şimdi tam kısımlara bakıyorum. Sol taraftan bakıyoruz. Hepsi aynı. Sonrasında bakıyoruz. 2, 2, 2, 1. Bakın en küçüğümüz E. E gitti. Sonrasında onda birler basamağına bakıyoruz. Hepsi aynı. Sonra yüzde birler basamağına bakıyoruz. 3, 3, 3, 3, 0. En küçüğü 0. Demek ki D olacak. Bu da gitti. Sonra 3'ler eşit. 0, 2, 2. Burada en küçüğümüz 0'dır yani A'dır. Bu da gitti. Bakın burası 2, 0, 2, 3. B, C'den daha küçüktür. Bu şekilde ortadaki sayımız A'dır diyebiliriz. 0 tam %25. 25 bölü 100 olarak ifade ediyorduk. Sonrasında 0 tam onda 1. 1 bölü 10'dur. Bölü 0 tam onda 2. 2 bölü 10 artı Bakın burada pay ve paydayı 10 ile çarparsak burası 3 bölü 5 yapar. Bunu da ondalık kesiri olsun diye 2 ile genişletiyorum. 6 bölü 10 yapıyorum. Buraya da 6 bölü 10 yazalım. Karışmasın. Sadeleştiriyoruz. Daha doğrusu 25 bölü 100 olduğu gibi kalsın. Çünkü paydamız onun bir kuvveti. Burayı düzenleyelim. Burası topladığımızda 8 bölü 10. Şimdi bölme işlemimiz var. Yukarıdaki ifadeyi aynen yazıyorum. Aşağıdaki 8 bölü 10'u Ters çevirip çarpıyorum. Sadeleştirirsem gider. Burası 1 bölü 8. Diğeri de 25 bölü 100. Bunları da 25'e bölelim. Madem sadeleşecek. 25'e böldük. Bir defa var. 4 defa. 1 bölü 4 eksi 1 bölü 8. E paydamızı 8 ile eşitlersek. 2 bölü 8 eksi 1 bölü 8'den. Cevabım 1 bölü 8. Bakın şıklarda 1 bölü 8 yok. Bu 8'i 10 yapamayız. 100 yapamayız. Bunu 1000 yapmaya çalışalım. 1000 olması için bu sayıyı 125 ile genişletiyoruz. Yani 1 bölü 8 kesirini 125 ile pay ve paydasını çarptığımız zaman 125 bölü 1000 yapacaktır. 125 bölü 1000 de 0'dan 1000 de 125'tir. Cevabımız A'dır.